Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kanka Kingdom YouTube kanalına hoş geldiniz. Dur oğlum, ne yapıyorsun? Sürükleme bizi ya. Lan oğlum, burada kim geldi, kim işledi ki, sen nereye yaşıyorsun? Paket soru. Aferin oğlum. Aferin ma boşa. At. Aferin oğlum, aferin. Daha tarla sürme zamanı var oğlum. Sen ne yapıyorsun? Gel. Gel gidelim, ormana doğru gidelim. Gel. Kendine gideceğiz bakalım. Şunu biraz yukarı kaldırsak iyi olur kanka. Dur oğlum, bekle. Aferin oğlum. Böyle iyi. Hadi oğlum, gel. Arkadaşlar nasılsınız, iyisiniz? Herkes yerinde herhalde, umarım keyif. Doğru, birazdan arabayı buraya sokak mı lan? Ama sen arabadasın. Ben sokamam arabayı oraya. Çünkü araba her sağa sola kaydığında sen de sağa sola savrulacaksın. Oğlum bir şemenden gezemedik ha. Yani bir eşeniyorum, bir işiyorum. Sonra millet diyecek ki köpeği bilerek eşek tüttürtmeyi öğretmişler. Hep kendini eşeniyor. İşte video çeksinler diye. Evet arkadaşlar, daha şeye zaman var. Tarla ekimine falan. Şimdi padinacı şimdi görün şimdi. Burayı biliyorsunuz herhalde arkadaşlar, burada izin almıştık ya. Burada yaklaşık 2-2,5 bin dönüm tarla. Deyince kimse inanmıyor. Adamlarım var 2000-3000-4000. Uçsuz uçsuz. Ülke zaten dümdüz anasını satayım. Yani bir dağlık kısım şeyde var işte, bu İskoçya taraflarında var. Başka da bir şey yok. Hele bir gel hele zor ya. Gel hele bir gel. Oraya diyorlar. Neden diyor, çift asma takıyorsun abi, sıyırıyor ya. Çok sıkınca sıyıramıyor da. Ama normal dersen ki araya böyle parmak girip çıksın, o zaman onu sıyırttırıyor kafadan. Yani bir şey gördü mü akıllı davranıyor, otomatik. Beni çekmiyor mesela. Birazcık zorluyor, bak diyor, hemen geri dönüyor, kafadan çıkartıyor. Zotto, direkt ağa yok. Taze taze otlar çıkmış, taze taze otları köpekler yiyor arkadaşlar. Ula geçen bu elimden bir sıyırttı var ya. Eskimiz zaten, yenisini yaptırsa da bize Troy tasma da Emrah abi kullansak bari. Ve bu sefer uzunluğundan yaptıracağım 5 metre. Bunlar 2,5 metre. 5 metre iyidir gezdirirken, uzun köpek. Bu halatlar var ya arkadaşlar, böyle bırakıyorsun gidiyor, düğmeye basıyorsun duruyor. 8 metre mi ne? Onları ben ne zaman kullandıysam kırdılar yani. O yüzden onlara hiç güvenmiyorum. Ben her zaman pimpirikliyimdir. Çıkmadan önce derim Allah'ım kazasız belasız bize bir yürüyüş nasip eyle. Yoksa yani ben çimras gelmez öyle çıkarsam var ya, hayatta rahat etmem. Bir de mesela millet tek kanca takar ağzına. Ben çift kanca takmışım. Çünkü niye? Başıma geldi, ben kancanın açıldığını gördüm yani. Durduk yere kanca açıldı tasmadan. Bir baktım tasmada çözülmüş. O yüzden iki tane. Arkadaşlar bu tarla var ya,
Hep böyle boş. Kendi kendine ot çıkıyor, ot geliyor. Hep getirip buraya hayvan pisliği falan yiyorlar. Ya şöyle eskiden bizi ava getiriyorlardı köyde kendileriyle, biz çocukken. Şöyle buğday yığılırdı, buğday sıralarında giderlerdi şöyle ayaklarınızla. Şöyle vura vura. Önde bıldırcın keklik varsa sapın içinde şeyin içinde kalksın diye. Birden aklıma o geldi. Ben köyümü özledim ya. Vallahi köyümü özledim. Billahi köyümü özledim. Hatta aslında ilahi kalsa daha iyi olur ağzına. En azından ona ses etmiyor. Bana hırlıyor arada şerefsiz. Yani bu da böyle bir şerefsiz işte. Zor oğlum, buradan yuvalarını saklar ya. Ben de düşerim, sen de. Hala zor o. Şimdi seni buradan koyurmak isterdim. Ama sen ne yaparsın biliyor musun oğlum? Sen buradan direkt şurayı geçip... Bak. Görünmeyecek biliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama şu ilerideki tarlanın bitişi izası geyik dolu. Tamam mı? Bu ne yapacak? Şuradan atlayacak çüf. İleride köprü var. Hemen oraya bir girecek. Oraya bir kilitleyecek kendini. Ondan sonra geçmiş olsun. Zora köpek hapishanesine. Ben insan hapishanesine. 2 senede bir ceza yeriz. Oh, tadından yenmez. Artı bir de bize bir 2-3 sene evcil hayvan bulundurma cezası verirler. Bir de 5-10 bin sterlin ceza yazdılar mı var ya. Yeme de yanında yat. Değil mi? Bu meşazım kimeydi biliyor musunuz? Bana abi köpekleri ya da kardeşim köpekleri niye salmıyorsun? Niye koşmasınlar? Koşmasın abi. Ben onları koşturduğum yeri biliyorum. Merak etmeyin. Yani şöyle bakın tipine, fiziğine. Kilolu mu? Değil mi? Değil. Kaslı. Niye? Yani benim köpeğim 2 kilometre koşacak mı? Ben onunla birlikte 7-8 kilometre yol yapıyorum. Öyle yapsın. Koşması için arazi var. Arazi kiralıyorum. Orada koşuyor. Etrafı çevrili. 12 dönüm arazi. İçinde koşuyor. Yağdırıyor. Bak ona rağmen orayı bile zorluyorlar. Düşün bak. Yani orayı bile zıplayıp şeylerin, çitlerin üstünden atlamayı düşünüyorlar. Ama siz düşünün arkadaşlar, artık ben ne yapayım yani. İşte insanlara anlatmak zor kendini. Yani mecbur değilim insanlara kendimi anlatmaya. Ama mecbur hissediyorsun. Çünkü sonuçta seni izleyen, seni dinleyen, senden bir şeyler bekleyen bir kitle var. Ricacı bulunan, bir şeyler yapmak isteyen, böyle hayatı yaşayıp isteyip de yaşayamayan insanlar aslında kendi yapamadıklarını sana yaptırmaya çalışıyorlar. Ama inanın yani iş teoride kolay ama praktise geldi mi? Yok arkadaş. Öyle bir hayat yok. Gel babu. Doğru, biz böyle geziyoruz var ya şimdi. Kedoşu da getirmedik kendimizle. Kaçtık geldik sabah. Gizli gizli. Şimdi diyordur. Yine beni sattılar. Bakın. Şimdi ben bu tarlalarda niye serbest gidiyorum arkadaşlar? Benim burada iznim var. Normalde iznin olmasa biri seni görse sana sorabilir. Bakın, normalde istediğiniz tarlada istediğiniz şekilde gezebilirsiniz. Ama şu an burada yaban hayatı, av hayatı olduğu için ben köpekle dikkat çekiyorum. Bu ülkede köpekle ava gitmek meşhur. Tamam mı? O yüzden çok yerde izniniz olursa kafanız rahat olur. Kafa rahat demek hayatın rahatlığı demek. Vallahi bilmiyorum, şu GoPro'lara böyle güzel bir kamera zoom'ini falan koymamışlar. Allah'a yemin ediyorum şuradaki. Ama dur lan. Dur hele dur. Bakalım
Bu yeni iPhone ne kadar iyi. Vallahi çok iyiymiş. Bunu buraya ekleyebilirim arkadaşlar. Bak şöyle geyikleri görüyor musunuz karşıdaki? İşte şu geyikler aramızda burada 300-400 metre var. Bakın karşıda. Burada işte böyle görüyorsun değil mi? Bak. Böyle. Şerefsiz. Neyse. İki dakika yine göstereyim. Bakın şu geyikleri görüyorsunuz değil mi işte? O geyikler baş belası. Çünkü her yerdeler. Hem tarlalara zarar veriyorlar. Ama devlet koruması altındalar. O yüzden yapacak bir şey yok. Oraya biraz şımardık mı sanki oğlum? Ha? Sen çekmezsin beni. Şşt! Gel buraya. Gel. Dön gel. Dön gel dön 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 dön. Ne yapıyorsun sen? Hayırdır? Şşt! Alo. Sana diyorum. Çekme içgüdünü nereden öğrendin? Nerede öğrendin? Koca olan yürü. O kadar su akıyor. Burada bir tane balık yok ya. Şöyle bakıyorum da var ya yemin ederim adamların topakları bereketli var. 2, 4, 6, 8. Tam 8 yukarı tarafta da varlar. Ya düşünsene. Türkiye'de böyle yürürken mesela normal tarlanızda yerinizde sağda solda kaç tane geyik, karaca, ala geyik ne bileyim yani. Maşallah subhanallah aferin oğluma. Tarla sahibi gelecek diyecek bu tarladan olmuş. He babam. He baboş. He? He baboş. He baboş. Yani öyle arkadaşlar. Kısacası file verme şansınız var. Özellikle ve özellikle benim gibi yeniyseniz bu işte. Benim 4 senelik mazim var. Benim 3 tane toplasanız kangal köpeğinde üretimim var. Yani benim bilgilerim sınırlı. Benim yapabileceklerim sınırlı. Anlatabiliyor muyum? Benim yani benim istediğim kadar köpeğim yok. Benim istediğim kadar eşleşme yapacağım, soru tutabileceğim alan kısıtlı. Kısıtlı dediğim ben bunu 10 senede ancak becerebilirim. Ama şu an yeri olan adam gider soy attığını bildiği 15-30 yıllık soydan iki dişi bir erkek getirir. Ondan sonra ondan çıkan yavrulara gider yine bir dişi daha getirir, bir çaprazlar. Hiç ne yoğurdum döküldü, ne tüylerim döküldü. Anladınız siz. Tertemiz der ben köpek öğretiyorum. Kimse de sesini çıkartamaz. Ama böyle. Aha. Aha yakalandık. Neyse biz gidelim birazdan burada. Sporcular sporcular gelir. Aşağıda bir festival alanı gibi bir şey kurmuşlar. Yemin ederim zoru var ya hepsinin iflahını genişletir. Adamcılığı da var arkadaşlar ama adam seçiyor yani. Herkese değil. 10 kişi mesela yanından geçsin bir tanesine kilitleniyor işte. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Benim file verme şansım var. Ben mesela şimdi şu şekilde size söyleyeyim. Çünkü ben objektif konuşan bir insan olduğum için kimseden saklayacak bir şeyim yok. Şimdi ben Zoro'nun 3 soyunu biliyorum. Yani Zoro'yu biliyorum, kardeşini biliyorum. İşte kendisinin aynı kanından olan amcasını falan filan. O yani o köpeklerin tipleri birbirine benziyor. Yani birbiri şeklinde fenotip olarak, görüntü olarak, karakter olarak aşağı yukarı aynı köpekler. Benim eşlediğim dişi köpeğim mesela Gece. Bunun üvey kardeşinin yeğeni. Yani baba bir ama ana farklı kardeşinin kızıdır. Yani %20, %25 akrabalık var işin içinde. Değil mi? Ama ben Gece'nin annesinin arka tarafını bilemiyorum mesela. Geriye gidemiyorum.
süper bir kangal köpeği. Geldiği sürede diyorlar kendine aynı benzeyen köpekler, işte aynı tip köpekler. Ama şimdi ben buradan file verirsem ya da başka bir köpek getirip arkasını tamamen bilemediğim köpekten file verme şansım var. Bu herkeste var. Ama bunu minimize düşürmek için ne yapıyoruz mesela? Ben söyleyeyim. Şu an bir tane dişi bakıyorum mesela. Şöyle soyu sopu belli bunun yanına. Eşleyin ki. İyiyim işte, tam bu. Yani ben şu an zor hayallerime kendi dişim geceyle, zor hayalleri derken şunu diyorum mesela. Zoro'nun bir tık yüksek, bir tık sallası. Tadından yenmez. Babasının karakteri de olursa mükemmel bir şey. Yani onun koruma içgüdüsü, onun böyle yabaniye karşı olan verdiği tepkiler beni bitiriyor. Sıkıntı yok. Yani bu şekilde işte arkadaşlar. Neyse. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ufak sizle de bir yürüyüş yapmış olduk işte. Evde canı sıkılan oturup izler en azından. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese Allah'a emanet. Bu arada mutlu yıllar herkese.